Kur'an'da dikkat çekilen bir besin balık. Kur'an'da genel olarak deniz ürünlerine dikkat çekilmesinin yanı sıra balığa yönelik olarak özel bir işaret de vardır. Kehf suresinde Musa peygamber ve genç yardımcısının uzun bir yolculuğa çıktığı ve yanlarına da yiyecek olarak balık aldıkları anlatılır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki, ''Yemeğimizi getir bize.'' Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. Genç yardımcısı dedi ki, Gördün mü? Kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Kehf Suresi 62-63 Ayetlerde dikkat çeken konu böyle uzun bir yolculuk sırasında yiyecek olarak özellikle balığın seçilmiş olmasıdır. Allah müminlere böyle bir kısayı bildirerek balığın faydalarına besleyici yönüne işaret etmiş olabilir. Balığın besin olarak özelliklerini araştırdığımızda da çarpıcı bilgilerle karşılaşırız. İçerdiği fosfor, sülfür, vanadyum gibi mineraller sayesinde büyümeyi ve dokuların iyileşmesini sağlar. Eklem ağrılarını azaltır. Sağlıklı diş etleri ve diş yapısı oluşmasını sağlar. Cilt rengini güzelleştirir. Saçların daha sağlıklı olmasını sağlar. Bakteriyel enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur. Ayrıca kandaki kolesterol oranını düzenleyici etkisiyle kalp krizlerinin önlenmesinde rol oynar. Nişasta ve yağların metabolizmaya katılmalarına yardım ederek daha enerjik ve daha kuvvetli oluşmasını sağlar. Öte yandan da zihinsel faaliyetlerin düzenli çalışmasında etkilidir. Bu özelliklerin yanı sıra içerdiği D vitamininin ve diğer minerallerin yeterli miktarlarda alınmaması durumunda da raşitizm, diş eti hastalıkları, guatr, hipertroid gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.